Doğru muymuş? Bir şey bırakmış mı kadın? Vallahi bunu buldum ama açmadım. Ne bu şimdi? Ne bileyim ben Figen Hanım. Git al getir dedin. Aldım getirdim. Sen de daha ne istiyorsun benden? Kahretsin. Kesin o kadın arıyor. Kesin. Sen dalga mı geçiyorsun benimle? Onca parayı bu fotoğrafa mı verecektin? Figen Hanım bakın iki gözüm önüme aksın ki. Eve getirdiğimizin ertesi gün çektik biz o fotoğrafı ya. Allah Allah. İstersen götür anneni göster. Üzerinde aynı zıbın, aynı kundak var. Anan Gönül şıpıdan tanıyacak. Böyle olmaz. Bana ele tutulur bir şeyler lazım. Ha. Oldu. Ben kızı getireyim, senin kucağına bırakayım. Oldu mu? Heh. Zaten bana da enayi derler. Sen değilsen, ben hiç değilim. Bir daha sakın arama beni. Dur. Kapatma. Dur. Bir şey daha var elimde. Neymiş? Bir kolye. Ne kolyesi? Kolye. Şöyle kalp şeklinde. Kapağı şöyle açılıyor. İçinde ananla babanın fotoğrafı var. Kundağı açınca boynundaydı. Avcumuza düşüverdi. Bana bak Figen Hanım. Ben para meraklısı bir kadın olsaydım o kolyeyi satar çoktan parasını yerdim ben. Ben yadigarlara saygılı bir insanım. Sakladım o kolyeyi. Alo? Figen Hanım? Figen amcım orada mısınız? Devam et. Benim tek derdim kızımı kurtarmak. O vereceğiniz para var ya onu da alacağım. Kızımla beraber ben ortalardan kaybolup gideceğim. Yani ben sizin zannettiğiniz gibi açgözlü bir insan değil. Eğer Figen amcım bana inanmıyorsanız o zaman siz sağ ben selamet. Hadi iyi günler. Bir saat sonra beni ara. O zaman sana cevabımı vereceğim. Amma uzattı be. Amma uzattı. Vereceği 100.000 liracık para. Vallahi işi yokuşa sürerse ben de bu iş bu kadar der kapaklı konuya giderim. Ne diyor? Bir kolye varmış. Kundakta bulmuş. Kalp şeklindeymiş. İçinde annemin fotoğrafı ve kızın babasının fotoğrafı varmış. Tamam işte versin kolyeyi. İçindeki fotoğraflara bakalım. Gönül Hanım'sa tanırız zaten. Yok. Önce sen bir gidip anneni ara. Sor bakalım. Öyle bir kolye hatırlıyor muymuş? Hem belki bebeği bile hatırlıyordur. Aynı evdeydi sonuçta. Oo. Uzun iş şimdi o Figen Hanım. Baştan anama anlatacağım da. Hem zaten biliyorsun sana da söyledim. Aklı bir geliyor bir gidiyor. Sen iyisi mi? Şu fotoğrafı ver. Ben anama göstereyim. Zaten bebeği doğduğunda gördüyse tanır herhalde. Figen Hanım sen bana güvenmiyor musun? Güvenmiyorsan ben şimdi çıkayım gideyim bırakayım bu işi. Çok da meraklı değilim yani sizin ailevi meselelerinize karışmaya. Tamam. İstediğin olsun. Al fotoğrafı. Eli boş dönme. Eline sağlık. Ne? Gönül Hanım, akşam bir saat izin alabilir miyim? Neden? Orhan'ın bir sürprizi varmış bana. Bak sen. Neymiş acaba? Bilmiyorum ki. Gelip alacağım diye tutturdu. Git. Git. Ama gece geç de olsa eve geri dön. Çünkü biliyorsun gece yalnız kalmayı sevmiyorum. Merak etmeyin.
Alo. Alo. Gönül Hanım'ı ver bana. Gönül Hanım. Hı. Dün bir hanım aramıştı ya. Yine o sanırım. Sen git yarım kalan işini bitir. Kapıyı da çek. Alo. Ben sizi kıymetli bir hanımefendi olduğunuz için nezaketimden uyarmak istedim. Ama hora geçmedi anlaşılan. Görüyorum ki o şahıs hala evinizde. Evet, aynen öyle. Hala yanımda. O halde bu dakikadan sonra başınıza geleceklerden siz mesulsünüz. Artık kendiniz ettiniz, kendiniz buldunuz. Ben insanlık görevimi yaptım, bitti. Bitti mi söyleyecekleriniz? Bitti. Ben söyleyeceğim her şeyi söyledim. Şimdi o zaman siz beni biraz dinleyin. O bahsettiğiniz kız var ya, öyle insan, öyle masum, öyle iyi bir kız ki, keşke benim kızım olsaydı. Ama ne yazık ki sizin gibi bir kadının gelini olmuş. Gelin görün ki oğlunuz size hiç benzemiyor. Onlar ikisi gayet iyi anlaşıyorlar. Birbirlerinin halinden gayet iyi anlıyorlar. Size tavsiyem, onların yakasından düşün. Hayır, bari bundan sonra mutlu olsunlar. Siz nasıl konuşuyorsunuz benimle? Nezaketen sizi uyarıyorum. Bir de son olarak bir insanlık yapacağım size. Çok iyi bir ruh mütehassısı arkadaşım var. Onun telefonunu size gönderebilirim. Bana resmen deli dedi. Bu ne cüret? Nasıl konuştu bu benimle böyle? Orhan'ım, ne diyorsun? Vallahi çok güzel abi. Ya benim yanımda kapora için bu kadar var da yeterli olur mu acaba? Hiç gerek yok kardeşim. Ev artık senin. Sen yabancı mısın? Olsun abi, ben yine de bunu vereyim sana. Yarın da kalanını veririm. Hem bu kira sözleşmesini de aradan çıkarmış oluruz. Peki o zaman. Hiç merak etme, ben ev sahibiyle konuşurum. Ha bu arada yenge hanım çok şanslı. Bak gördün, evin badanası boyası tamam. Banyosu, mutfağı pırıl pırıl. İsterseniz alın eşyanızı, gelin bugünden yerleşin, oturun kardeşim. Vallahi bakalım. Nasipse öyle yapacağız. İnşallah. E peki. Hadi bakalım, hayırlı uğurlu olsun. Güle güle oturun kardeşlik. Eyvallah abi, sağ olasın. Eyvallah kardeşim. İndiriyorum kağıdı. Tabii tabii, indir. Peki. Hadi selametle kardeşim. Kolay gelsin. Eyvallah. Acelem var. Gönül Hanım. Bekle, geldiğini söyleyeyim. Gönül Hanım. Gönül Hanım. Ne oluyor? Ne oluyor orada? Kusura bakmayın Gönül Hanım. Geldiğini haber veremedik. Vallahi mesele çok mühim. Çok da hususi. O yüzden böyle haber vermeden apar topar geldim ben. Tamam kızım, sen bizi yalnız bırak. Gel Bekir şöyle. Ah, o yana attık, bu yana attık, yine döndün geldin ha, bumerang gibi. Kim dirdi ki bu kadar servet edeceğim? Ah Hamza, kedi olanı bir fare tuttu da. Ben bir golüyle daha Figan Hanım'dan çok para üterim. Figan Hanım. Figan Hanım'ı bir kadın aramış. Demiş ki ben bebeği, kazayı, her bir şey biliyorum.
Hatta size dava açtığını bile biliyormuş Figen Hanım'ın. Ama bu imkansız. Vallahi ben soruşturmak için birkaç kişinin ağzını aramıştım ama... yani aranızdaki o husumeti bilmelerine imkan yok gerçekten. Kimmiş bu kadın peki? Vallahi bilmiyorum. Bir fotoğraf bırakmış bir yere. Gittim ben aldım hemen. İşte bu üstündeki zıbın, kundak neyim, her bir şey ilk gün gibi duruyor demiş. Gönül Hanım, bu bebek sizin kızınız olabilir mi? Bilmiyorum. Bana hiç göstermediler ki yüzünü. Ah yavrum. Bir tanem, bir tanem. Gönül Hanım, şey yapma, dur. Hemen şey etme. Belki de gerçekten para koparmak için yapıyor olabilir. Belki de herhangi bir bebeğin fotoğrafı bu. Gönül Hanım, demiş ki parayı alırsam seni ablanı etraftan ortalıktan çekeceğim demiş. Aman Gönül Hanım! Gönül Hanım iyi misin? Aslan! Koş kız! Gönül Hanım kendine gel. Koş koş. Gönül Hanım! Ne yaptın ona? Gönül Hanım! Gönül Hanım iyi misiniz? Tamam hadi sen git. Su neyin bir şey getir hadi koş. Tamam ben başındayım Gönül Hanım. Gönül Hanım kendine gel. Salma kendini kurban olduğum. Tamam. Değil mi? Yiyecek misin daha? Tamam. Bak suyun da geliyor. Sakin ol. Hasret! Kız bir su getireceksin hadi. Getir. Gönül Hanım. İçir içir içir. Gönül Hanım. İyi misiniz Gönül Hanım? Benim kızım o. Tamam hadi çık sen ben hallederim çık. İyiyim. Daha yiyeceksin değil mi? Bak doğru düzgün oturalım şu meseleyi etraflıca bir konuşalım. Tamam 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 tamam. Bak bir de bir kolyeden bahsetmiş bu kadın Figen Hanım'a. Nasıl bir kolyeymiş bu? Adana böyle kalp şeklinde bir kolyeymiş. İçinde fotoğraf neyin olduğunu söylemiş. Benim kolyem o. Benim kolyem o. Kızımın babası vermişti. İçinde fotoğraflarımız vardı bizim. Vallahi demiş işte kundağı zıbını, kolyesi ilk gün bulduğum gibi elimde duruyor demiş. Peki, peki benim kızım o. Git bul onu getir. Getir bana Figen'den önce bul kızımı getir bana ne olur. Bak dünyayı ayaklarına sererim. Kardeşim, konuşalım mı biraz? Sen nasıl oluyor da hala benim karşıma geçip utanmadan bana kardeşim diyorsun? Orhan, bir dinle. Ne dinleyeceğim lan seni? Ben sana bir daha benim karşıma çıkmayacaksın demedim mi? Orhan, konuşmadan şuradan şuraya gitmeyeceğim. Öyle mi? Lan sen benim başıma bela mısın? He? Bela mısın sen benim başıma? Söylesene oğlum! Bak sırayı kaldırmak istemiyorum, beni zorlama. Kaldırmazsan şerefsizsin. Yüzüme bak oğlum benim. Gebertin mi oğlum seninle? Gebertin mi seni? Orhan! Ne bu rezillik? Kızın rezil olan bu. Sen ne biçim konuşuyorsun? Ama bu şerefsiz Perihan'a göz dikmiş. Bir de utanmadan geçmiş karşıma hala bana kardeşim diyor. Doğru mu? Baba bir dinle beni. İdam mahkumuna bile sorun isteği ne diye soruyorlar. Ne olursunuz bir dinleyin, bir anlatayım derdim.
Evimize girdin. Soframıza oturdun. Onun hatırına bu kadarla kalacağım. Git! Tamam baba. Nerede kaldı bu? Ya bir gittin gelmek bilmedin. Neredeyse kadın arayacak. Haberler iyi. Varmış gerçekten de bir kolye. Anam da hatırlat sonunda. Adını hatırlamayan annen kolyeyi hatırlıyor öyle mi? Ya sen bana git sor dedin. Bir saattir dolanıyorum. Figen Hanım, senin benimle derdin ne? Ne istiyorsan benimle ben anlamadım ki. Tamam, tamam uzat. Yani doğru söylüyor kadın öyle mi? Kolye var. Öyle gibi görünüyor. Sen şimdi ararsa randevulaş, beraber gideriz. Hem gerçekten öyle bir kolye varsa bakarız. Kulaktan dolma bilgilerle bizden para koparmaya çalışıyor olabilir. Ben bakarım. Ben bakarım. Alo. Alo. Figen amca, ne yaptınız? Karar verdiniz mi? Vallahi burada güneşin altında. Telefon kulübesinin yanında piştim ya. Tepeme güneş geçti benim. Tamam, buluşalım. İyi. Parayı vereceğiniz değil mi? Kolye elinde mi? Önce kolyeyi göreceğim. Oldu. Kolyeyi göreceksin, beni göreceksin. Ondan sonra parayı vermekten vazgeçeceksin ha? Pışık. Bana güvenmekten başka bir çaren yok. Bunu bilerek aramış olmalısın. Ben de bir lafınla 100.000 verecek kadar enayi değilim. Hem istediğim şey senin elindeyse niye işleri zorlaştırayım ki? Senin istediğin bende, benim istediğim sende. Tamam. Fotoğrafı bıraktığım yere gelin Figen Hanımcığım. Selametle. Tamam, ne yapıyoruz? Gidiyoruz herhalde. Ben tek gidiyorum. Senin işin bitti. Bundan sonrası benim işim. Fransa'daki dayımı arayayım da Figen Hanım'a yazsın. Kodu kaçtı ya. Cemal Bey. Metin benzin atmış senin. Hoş geldin baba. Kartal'la ilgili meseleyi niye anlatmadınız? Bilmiyorduk. O yüzden mi apar topar İzmit'e gitti bu kız? Ben de anasıdır dedim, itimat ettim sana. Ne zamandan beri kendi başına iş yapıyorsun sen Neriman? Ben bu kızın babası değil miydim? Kimsenin bir suçu yok baba. Tek suçlu benim. Annemin hiçbir şeyden haberi yoktu. İlk ben duydum. Bile bile sustun öyle mi? Önce sizin gibi Kartal Bey'i suçladım. Ama daha sonra duyduklarım... Dahası da mı var?
Benim kız kardeşim uçurumun kenarından dönmüş meğer. Film çekimlerine, yarışmalara gitmiş. Ne diyorsun sen kızım? Öyle bir tuzağa düşecekmiş ki Kartal Bey olmasa. Her şeyi göze alıp Perihan'ı bu heves tuzağından çekip çıkarmaya adamış kendini. Neyse ki Perihan doğru yolu bulup Kartal Bey'e güvenmiş. Ne olursa olsun bu yaptıkları onları haklı çıkarmaz. Bize haber vermeden bir sürü gizli dolap çevirmişler. Kartal Bey ile Perihan'ı suçlamak en kolayı tabii. Bizim hiç mi suçumuz yok anne? Ya sen gelininle uğraştığın kadar biraz kızınla ilgilenseydin 10 defa bilirdin başına gelenleri. Peki ya sen baba? Sen en son ne zaman okuluna gittin? Ne zaman derslerini sordun? Ya ben kardeşimin heveslerini bile bile başıboş bıraktım onu. Orhan abim, Yavuz, onların peşine düşmekten Perihan'ı görmedik bile. İyi peki biz suçluyuz madem. Onların hiç mi suçu yok ha? O çocuk bizim evimize girdi çıktı. Onların tek suçu sevmek. Siz ne derseniz deyin. Ben onların aşkının saflığına, masumiyetine sonuna kadar inanıyorum. Telefon çalmadı değil mi? Hayır. Hasret fişi takılı mı? Demin kontrol ettim, takılı. Hayır, ahize açık kalmasın da sonra Bekir ararsa meşgul çalar. Merak etmeyin, çalışıyor telefon. Çok heyecanlı. Allah'ım, Allah'ım yarabbim. Ne olur kızımın hayırlı haberlerini alayım. Hasret. İlk kez gördüm yüzünü. Öyle güzeldi ki. Böyle bakmaya doyamadım fotoğrafına. Gönül Hanım, müspet bir cevap almadan bu kadar kaptırmasanız kendinizi. Hayır, eminim. Bir kolyem vardı benim. Aynısıyla tarif etti Bekir. Kolyem kızımın boynundaymış. Kolye mi? Thank you.
Yalancım. Ne kolyesi bu? Nasıl bir şeymiş? Böyle kalp şeklindeydi. Eşim vermişti bana. Bebeğin boynuna bırakmışlar. Herhalde kalfa anne bıraktı. Hatırlamıyorum, baygındım. Yani haberim yok. Kalp şeklinde mi? Evet, evet. Şimdi düşünebiliyor musun? O kolye sayesinde yıllar sonra kavuşacağım kızıma. Meğerse yıllarca kalbim kızıma emanetmiş. Sonunda bitecek bu hasret. Kavuşacağım kızıma. Sen nereden çıktın? Ya işte ben parkta dolanıyordum. Bir de baktım. Aa, yuva yıkan kadın Figen. Bak, defol git şuradan. Benim sinirimi bozmalısın. Ya az sohbet edeydik ya. İki çift lafın beyni kırardık şurada seninle. Birini bekliyorum. Randevum var. Kim bekliyorsunuz acaba? Sana ne bundan? Hı? Defol git. Vallahi kalbimi kırdınız şimdi ha. Ben de size çok sevdiğiniz bir insandan selam getirdiydim. Sen ne saçmalıyorsun ha? Ne selamı? Aa, kimden olacak Figen Hanım? Çok sevdiğiniz ablanız Hasret'ten selam getirdi. Sen benimle dalga geçiyorsun ha? Al kolyeyi. Nereden çaldıysan oraya götür. Sen de haklısın Figen Hanımcığım. Kader karşına hiç sevmediğin, hiç beğenmediğin Hasret'i kardeş diye çıkardı. Kader işte. Hasret, sen bir huzursuz oldun. Yok, yok bir şeyim. İyiyim. Kolyeniz kalp şeklinde demiştiniz değil mi? Evet. Eşimle ikimizin fotoğrafı vardı içinde. Siz ana kız bir oldunuz. Bana oyun oynuyorsunuz ha? Hasret tabii annemin yanında zaten. Olan biten her şeyden haberdar. Aklı sıra bana şantaj yapacaksınız ha? Ben de şimdi polise gidip bunlar ana kız benden para koparmaya çalışıyor dedim mi görürsün? Al bunu anana götür anana. Al. Anan tanıyacaktır. İçindeki fotoğraflar silinmiş az ama görür görmez tanıyacaktır. İster inan, ister inanma. O gece Hasret'i bulduğumuzda bundağın içinden çıktım. Zar anan hatıra olsun diye bıraktım oraya. Tanıştırayım. Figen Hanım, ortağım. Memnun oldum. Hayrola? Kötü bir şey yok inşallah. Aslında sevindirici bir haber. Geçenlerde eşinin kolyesini getirmiştin. Hani çalınmıştı. Evet. Ne oldu? Bulundu mu yoksa? Bu sabah yan dükkana bir adam gelmiş. Kolyeyi satmaya kalkmış. Eşinin kolyesine benzetti. Bir baksan. Sormadan da polise gitmek istemedim aslında. Doğru, Hasret'in kolyesi. Hasret biliyor mu bunu? Bilmiyor.
Söylemeye de niyetim yok. Hasret ne oldu? Sen bir huzursuz oldun sanki birden. İyiyim gerçekten. Kolyenizden bahsedince şaşırdım bir an. Nesine şaşırdın ki bu kadar? Önemli bir şey değil. Öylesine. Babam da bana ona benzer bir emanet bırakmıştı da. Ha. Tesadüf işte. Bekir. Bekir öyle. Alo. Bekir. Gönül Hanımcığım iyi günler. Ne oldu? Ha? Buldunuz mu kolyeyi? Kadınla konuştunuz mu? Anlattıkları doğru muymuş? Vallahi maalesef öğrenemedim. Figen Hanım son dakika beni öyle bununla getirdi ki. Ne demek o? İşte kendi gitti buluşmaya. Dedi bundan sonrası bana ait. Sen bu işe karışma dedi. Kızı ait olduğu yere göndereceğim falan dedi ama ben hiçbir şey anlamadım açıkçası. Biraz da tedirgin oldum. Bekir, döner dönmez peşinden ayrılma. Hiçbir yere bırakma. Bak bu işin sonu kötüye gidecek çünkü. Ya sabır ya selamet. Ben şimdi ne edeceğim ya? Yok, anlamıyorum. Yani sen niye anneme değil de bana geldin? Niye ilk önce ona gitmedin? Benden istediğin para var ya, çok daha fazlasını verirdi sana. Doğru, haklısın. Çok daha fazlasını verirdi ama o parayı yemek için vaktim olmazdı. Bu araba o gece bizim yüzümüzden kaza yaptı. Ne? Ne diyorsun sen? Biz sebep olduk Bekir'in babasının ölmesine. Hamza benimki şartlı tahliyeyle çıktı hapisten. Ev sahibi kapının önüne koydu eşyaları alın götürün dedi. Hamza da gitti bir kamyonet buldu geldi arkadaşından. Eşyaları yükledik. Ehliyeti falan yok. Öyle. Sürüyor mu sürüyor işte. Yola çıktık. Gidiyoruz. Issız, karanlık bir gece, bir yol. Yalpaladı araba. O yalpalayınca karşıdan gelen direksiyonu kırdı. Kırmasıyla nehre uçması bir oldu. Biz peşinden indik adamı kurtaralım diye ama adam çoktan hakkın rahmetine kavuşmuş bile. Polisi arasak bizimkini yeniden odasına atarlar. Korktuk. Sonra orada bir yerde çalıların orada. Bir bebek sesi duydum. Gittim baktım. Onun el kadar. Sabi. Daha göbek bağı bile düşmemiş. Yanında da bir çanta para. Aldık şimdi. Yalan yok. İşlediğimiz günahların kefaretini ödeyelim diye. Bebeğiydi, çantaydı aldık. Analık babalık yaptık biz ona. El bebek, gül bebek büyüttük. Büyütürken o parayı kullandık. Demem o ki. Ben bunca cefasını çektim. Şimdi kızı anana verip sefasını sür diyemeyecek. Hele bu yaştan sonra hapse hiç giremeyecek. Bana bak Figen Hanım. Ben o kızı alıp buralardan çekip gideceğim. Hem senin işin görürsün. Hem de benim işim görürsün.
Niye bu kadar tedirgin oldunuz Gönül Hanım? Birine bir zarar verir diye mi korkuyorsunuz yoksa? Birine, kendine. Yani kestiremiyorum ki bir türlü. Bana olan nefrete o kadar büyük ki gözünü perdelemiş. Ama sizin bir suçunuz yok ki. Hayır. Tek suçlu benim. Evet. Tek suçlu benim. Kendi acımı o kadar gömüldüm ki yanı başımdakilerin sevdiklerimi ihmal ettim. Ama şimdi hatamı telafi etmem lazım. Figen kötü bir şey yapmadan buna mani olmam lazım. Tamam. Sabah erkenden burada buluşuruz. Parayı da teslim ederim. Bir dakika. Alayım şunu. Ben de kolyeyi veririm o zaman sana. Anlaştık mı? Tamam. Ama benim de bir şartım var. Hı. Yarın sabah o kız o evden çıkmış olacak. Hem de öyle bir çıkacak ki bir daha annemin yüzüne bakamayacak hale gelecek. Hiçbir şekilde irtibat kurmayacaklar. Eğer bunu ayarlarsan anlaştık demektir. Sen o işi oldu bir Figen Hanımcığım. Ben öyle bir oyun edeceğim ki Hasret o köşkün kapısının önünden bile geçemeyecek. Ayşmet. Dediğin doğru. Öyle okula gönderip yedirip biçirmekle analık babalık olmuyormuş. Ay, başı boş bıraktığımız halinden ya biri faydalanmaya kalksaydı. Başımıza ne felaketler gelirdi. Bu ev başımıza yıkılırdı. Rezil olurduk bütün mahalleye. Allah korumuş anne. Perihan'ın iyi ki yanında Kartal Bey varmış. Biz mukayyet olamadık. Kartal Bey mukayyet olmuş ona. Anne bu düşüncelerini babamın yanında da söylesene. Onlar seviyorlar birbirlerini. Belli artık. Hem Kartal Bey'i de tanıyoruz. İyi niyetli biri. Daha fazla karşılarında durmayın. Perihan'ın imtihanı bitsin. Geldiğinde yüzükleri takarız. Liseyi bitirir bitirmez mi? Ama kızım biz onu yüksek okusun, meslek sahibi olsun istiyorduk. Perihan üniversite okumak istiyorsa gene okur anne. Kartal Bey iyi biri. Destekleyecektir onu. Hatta teşvik bile edecektir. Ya, icap ederse şart koşarsınız. İyi kızım, iyi güzel söylüyorsun da bu evden içeri Kartal nasıl adımını atacak ha? Abini görmüyor musun? Hele bir de bu olanları bilse, film yarışma işlerini. Vallahi taş üstüne taş koymaz başımıza. Hoş geldin abi. Oğlum, atölyede bugün bir şeyler olmuş. Oldu anne, oldu. Ne oldu söyleyeyim ben sana. O şerefsiz kalkmış dükkana gelmiş. Neymiş efendim? Konuşacakmış. Ben onun ağzını burnunu kırmasını bilirdim de babama şükretsin o. Bana bakın, yolda izle karşınıza çıkar. Sizle konuşmaya çalışır. Asla muhatap olmayacaksınız, tamam mı? Tamam oğlum. Selam verse bile selamını almayacaksınız. Duydun mu beni Kerime? Duydum abi. Oğlum,
Sen nereye? Elimi yüzümü yıkayayım. Hasretle buluşacağım. Oğlum bırak artık şu kızın peşini. Zorla oldurmaya çalışıyorsun. Ondan sonra yine üzülen sen olacaksın. Anne ben bugün ev tuttum. Tamam mı? Yeter artık. Tek kelime istemiyorum. Bu kadar biraz fazla değil mi? Sen kartal hak seversin be abi. Bu kadar alttan alman ne bileyim. Ne yapayım oğlum? Sevdiğim kızın abisini el mi kaldırayım? Çekip vurayım mı ne yapayım? Madem öyle kaçır abi. Atlayalım gidelim. İki saatte hallaç pamuğu gibi alt üst edelim hizmeti. Alıp gelelim Peri Hanım'ı. Ne şu verdi akıllara bak. Yakışır mı oğlum bu dediklerin kartal hak severe he? Eşka mıyım lan ben? Aşığım aşık. Ben Akuza babasının evinden telli duvak, davula zunali alacağım diyorum. İyi de abi, gittin konuştun. Yani affedersin, dayak bile yedin. Yapacak başka bir şey kaldı mı ki? Kaldı. Çiçek çikolata. Anlamadım abi. Ne çiçeği, ne çikolatası? Neyin anlamadın? Git çiçek çikolata yaptır diyor. Kartal abim bugün Allah'ın izniyle kız istemeye gidecek. Hadi fırla. Emin misin abi? Hala duruyor ya koş. Yürü lan. Ah be Perihan. Kapınla yatmaksa, hasretinden yanmak da, uğrun dönmek de güzel. Hepsi güzel Perihan. Hepsi güzel. Orhan, oğlum. Bak iyice kör olmuşsun sen. O kızın gözü de gönlü de dışarıda. Sana paraları harcatacak, harcatacak. Ortada bırakacak seni. Annem demedi deme sakın. Anne, bu defa başka. Ben Hasret'e sonuna kadar güveniyorum. Hem biz birbirimizi seviyoruz. Kimsenin de buna mani olmasına izin vermeyeceğim. Bak sen de annemsin. Başımın tacısın, bir tanemsin benim. Seni kırmak istemiyorum. Sen de gel etme. Biraz olsun beni seviyorsan eğer karşımızda durma artık. Pişman olacaksın çok. Yine dönüp ananın dizinde ağlayacaksın. Haberin bile yok. Gönül Hanım nerede? Aşağıda mı? Uzanacakmış biraz. Halsiz hissediyorum dedi ama aslında Figen Hanım'a üzülüyor. Allah her şeyin hayırlısını versin. Gör işte bir tane evladı var. Onun da sınavı onunla. Hasret. Ne oldu öyle? Bütün benzin attı birden. Yok bir şey Fuat abi. Ben aşağıda bir şeye bakıp geleceğim.
Çekil içeri gireyim. Anne Allah aşkına git. Fuat abi görecek şimdi. Kızım işte görmeden ben içeriye girerim usulca hadi. Hem sen neredesin sabahtan beri? Ben şey eski eve gittim kızım. Vallahi aklım fikrim oradaydı. Kapının önünde iki tane çul vardı ya. Yağmur çiselirdi. Vallahi heba olur diye çok korktum. Üstüne laylon örttüm. Anne bak kurban olayım git hadi eve. Hadi. Hasret. Sen de benimle geleceksin değil mi? Anne bak ben de kalmayacağım burada. Barıştık biz Orhan'la. Hadi. Bana bak. Beni kapının önüne attın. Sonra da gidip şimdi Orhan'ın koynuna mı gireceksin? Yo Hasret Hanım. Benden öyle kolay kolay kurtulamazsın anladın mı? Hasret! Anne. Anne nereye gidiyorsun? Anne gel. Anne. Anne bak ne olur zorluk çıkarma. Kurban olayım çık git buradan. Rezil olmayalım elin evinde. Çıkmıyorum işte. İstersen beni sürükleyerek buradan götür. Çıkmıyorum işte. Çıkmıyorum, çıkmıyorum. Nereye kayboldu bu kız? Anladın mı? Benim yüzüm ah, alnım pah. Asıl sen rezilsin sen. Seni aldatan adamın peşinden gideceğim he mi? Anne yok öyle bir şey. Konuştuk biz Orhan'la. Bir şey geçmemiş aralarında. Anlattı bana her şeyi. Ben güveniyorum kocama. Sen ne rezil? Sen ne ahlaksız bir kızsın ha? Ha? Seni doğuracağıma taş doğuraydın keşke. O iblisin peşinden gideceksin ha? Vallahi Hasret. Sana dünyayı dar ederim dar. Ne yapacakmışsın? Ha? Ne yapacakmışsın? Evliyim, nikahlıyım, kocam o benim. Tutarım elinden nereye götürürse oraya giderim. Kimse de karışamaz. Annemsin, başımın tacısın. İstiyorsan gel, istemiyorsan da sen bilirsin. Hasret. 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 Hanım. Eğer bu Orhan'ın peşinden giderse... Anam. Vallahi Figen Hanım bana para vermez. Benim ne yapıp ne edip bu gece bu işi bitirmek gerekiyor. Kuş yuvadan uçarsa avucumu yalarım. Vallahi de billahi avucumu yalarım. Fuat abi. Sen. Beni üzmek nedir?